Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda beraberiz. Sıradaki konu alan taramalar ve mineraller. Alan taramalar şeyleri nasıl yani metalleri nasıl buluyor? Bunu aslında Mec3D'li varsayımında yani kendi varsaydığım olayda anlatmak istiyorum ama kısaca yine değineyim burada. Alan taramalar, daha doğrusu MFD'ler, frekans yöntemi ile işte daha önce bir video izletmiştim. Bazı maddeler bazı frekanslarla etki altında kalabiliyor. Üzerindeki metalin üzerindeki oluşan serbest elektronları hareketlendiriyor yani frekans ve kendine doğru bir yol çiziyor ve o yol üzerinde çubuklar bunların etkisi altında kalıp hareket ediyor. Şimdi herkesin en çok yaşadığı sıkıntı mineral konusu. Mineraller yani benzer özellik gösteriyor altınla bilhassa. Yani altın ararken veya boşluktur, gümüş ararken yani bu çeşitlilik gösterebiliyor bu mineraller. Ve aynı sanki altınmış gibi çubukları yönlendirip sizi yanıltabiliyor. Bir de ayrıca daha önce de değindim. Toprak altında kalmış demirin oksitlenmiş ve havaya değmemiş hali yine altın gibi etki gösterebiliyor. Bu sıkıntı VLF dedektörlerde de var. Yani toprak altında kalmış paslı çivi VLF dedektörlerin çoğusu altın uyarısı veriyor. Yani değerli uyarısı veriyor. Çıkartıldığında bakıyorlar ki paslı demir. Ama belli bir süre yani birkaç dakika kadar hava ile temas ettikten sonra tekrar üzerine gelip arama yapıldığında değersiz demir olarak görüyor. Burada aslında alan taramalar veya bu tarz aletler, MFD'ler yani yapılan bu tarz aletlerin hepsi aslen metal üzerindeki şeyi yani elektronları uyarmak, hareketlendirmek için. Bir de şuna değineyim. Eski altını bulamama sıkıntısı var normal çubuklarda veya normal basit frekans üretmeyen devrelerde, pasif devrelerde diyeyim. Normal kendi sakladığınızı 6 aya kadar yani kabataslak 6 aya kadar bulabiliyorsunuz toprağa bıraktığınızda. Ama 6 aydan sonra bu bulunmama olayı daha da artmaya başlıyor ve zamanla hiç bulamıyorsunuz. Yani o altını imkanı yok göremiyor. Ancak MFD gibi bir sistemle o altını uyarmak lazım. Üstündeki elektron hareketliliğini artırmak lazım ki alan taramalar bunu bulabilsin. Yoksa yani pasif devreler kesinlikle bulamaz. Minerallerle neden karışıyor? Normalde metalleri uyardığımızda o elektronlar hareket ediyor. Biz onları yakalıyoruz. Yani hayali altın görüntüsü veren mineraller de aynı değerde elektron salınımı yapıyor ve bu çıkmaza gidiyor. Yani mineralle altını her aynı anda yani ikisini aynı anda hareketlendirdiği için yani siz bunun ayrımını yapamıyorsunuz. Alan taramalar da yapamaz. Hiçbir şekilde yapamazlar yani. Sadece zaten alan taramanın MFD'nin görevi uyandırmak ve hareketlendirmektir elektronları. Herkesin takıldığı nokta hani alan tarama frekans üretiyor ama bunu daha nasıl geliştirebilirim de şey olabilir yani mineralleri yenebilirim diye düşünüyor insanlar. Aslında yanıldıkları nokta bu. Hiçbir şekilde bunu yenemezler. Sadece başarılarını artırabilirler. Şöyle yani kendilerinde çalışan en iyi frekans değerlerini bulduktan sonra artık buradaki işlem bitmiştir. Elektronik devrenin yaptığı işlem bitmiştir bu saatten sonra. Yani uyarma işlemi ve elektron akıtma işlemini yapıyordur devre. Tam anlamıyla çözülmüştür. Bundan sonraki iş ise eldeki çubuklarla yani eleme işlemini yapabilmek. Yani çubukların sapına olur, ucuna olur. Yani kişiden kişiye yine bir farklılık gösterebiliyor. İşte bulunan minerallerden eklenme olabilir. Ben mesela bulunan mineralleri eklediğimde kesiyor. Yani öyle söyleyeyim. Mineral olduğunu anlayabiliyorum. Ayrıca bir Kaiser ustamız vardı. O Kaiser ustamız da çubuğun elindeki hareketliliğini hissederek mineral mi, gerçek nokta mı olduğunu anlayabiliyordu. Onda da öyle bir yetenek vardı. Yani dediğim gibi
Frekansı gönderdikten sonra istediğiniz kendinize uygun frekans aralığını bulduktan sonra artık yapılacak bir şey kalmıyor. O saatten sonra elinizdeki çubukla ve deneyimlerinizle bunu yenebiliyorsunuz. Yani bu saatten sonra buna bir farklı bir ek malzeme takıp elektronik devreye ek malzeme takıp farklı bir şeyler yapmaya çalışmak imkansız. Zaten frekansı gönderdin, karşıdakinin uyanmasını bekliyorsun. Altınla beraber mineral de uyanıyor. Bunun ayrımını yapamıyorsun. Yani senin derdin zaten uyandırmak, uyandırdın. Bundan sonraki derdin gelen elektronları eleyebilmek. Yani nereden çıktığını, nasıl kesebileceğini eleyebilmek. Yani bu bayağı bir zor iş. Bunu da işte deneyimle kendiniz bulmanız lazım. Çubuklarla deneme yapmanız lazım. Yani bu saatten sonra ben aleti yaptım. Biraz daha geliştireceğim. Biraz daha üzerine gidersem bu sıkıntılar kalkacak. Olayı bana biraz yalan geliyor. O yüzden uyarma işlemi yaptıktan sonra, uyandırma işlemi yaptıktan sonra kesinlikle artık çubukların üzerinize yönlenin ve çubuklar üzerinde değişimler yapmaya başlayın. Ancak o şekilde bu konuyu aşarsınız. Bu konuda burada tamam olsun. Son bir videomuz kaldı. Onu da yaptıktan sonra bitiyor sanırım.